Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik baton kek kalıbı kullanarak bir puding tatlı tarifi vereceğim. Bu tatlıyı çocuklarınız çok sevecek. Vakit kaybetmeden tarife geçiyorum. Derin bir tencerenin içine 2 paket muzlu pudingi döküyorum. Yarım su bardağı irmik ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da toz şeker. Son olarak 1 litre süt ekliyorum. Ve çırpıcı veya mikser kullanabilirsiniz. İçinde topak kalmayıncaya kadar karıştırıyorum. Evde kalan pudingleri değerlendirmek isterseniz, çocuğunuz süt içmiyorsa, değişik tarifler deniyorsanız bir de bunu deneyin derim. Orta ateşte kaynayan tenceremin dibi tutmaması için sürekli karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra hızlı bir şekilde katılaşıyor zaten. Göz göz olduktan sonra içine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. İsterseniz bu aşamada 1 paket vanilya da ekleyebilirsiniz. Fakat aromasını değiştirmek istemediğim için ben eklemedim. Ocağın altını kapattım ve tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam ettim. Bu sayede sürekli karıştırdığım için üzerinin kabuk tutmamasını da sağlamış oluyorum. Kalıp olarak baton kek kalıbı kullanıyorum. Kalıbımı bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce karıştırıyorum. Ve sıcakken tencereden harcımı baton kalıba döktüm. Spatula ile kenarlarını güzelce sıyırıyorum. Olabildiğince üstünü düzlüyorum. Hatta birkaç kez tezgahda vurabilirsiniz. İlk sıcağı çıktıktan sonra en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor. Eklediğim irmik sayesinde hem güzel katılaştı hem de lezzetini inanılmaz güzelleştirdi. Çok sert kıvamlı da olmadı ama altını yağladığım için kalıptan kolaylıkla çıktı. Üzerine bolca Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz. Muz aromasıyla Hindistan cevizi lezzeti birleştiğinde tadını anlatamam. Muhakkak denemelisiniz. Evde çilekli pudra şekeri vardı. Üzerine biraz döktüm, dilimledim. Siz de tarifimizi denerseniz lütfen görüşünüzü yorum olarak bize bildirin. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tariflerimi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.